Herkese merhabalar, ben Ali Can Hoca. Öğrencilerim, yeni dersimizin adı Türkiye'de turizm. Artık iyice yol aldık, ekonomik coğrafyanın son başlığına geldim. Ama biliyorsunuz içindekiler kısmına bakıyorsanız ders notunun bir iki başlığım daha var. Türkiye'de bölgeler coğrafyası denilen yerde bir şeyler öğreteceğim. Ve bir de böyle çevre, haliyle çevre kirliliği, bunlarla ilgili böyle soru tarzları var. O konuda bilgi verip öyle final yapacağız. Ama artık ışık göründü. Artık tünelin sonu göründü. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Peki dostlarım, biz geçen buluşmada ne yaptık? Ulaşım başlığını işledik. Ulaşım adına verilmesi gereken her şeyi verdik. Ve öğrenciyorum isteğimiz ne işte? Güzel güzel dinleyip final yapmamız. Peki ulaşımdan öğrenmiştik. Kavramlar burada. Ekonomik coğrafyada kavramlar burada dostlarım. Biz bunlarla ilgili bir şeyler öğrendik. Hatırlayın, şöyle soru cevap gidelim. Yük taşımacılığında dış ticarette en çok kullandığımız ulaşım aracı kimdi? Demiştik ki aslında karayolu değil deniz yolu. Çünkü dış ticaret dedim. Dış ticarette yük taşımacında bizim ülke daha çok deniz yolunu kullanıyor. Arka planı neydi? Bir defada daha çok yük. Bir defada daha çok yük olduğu için öğrencilerim deniz yolu. Peki bizim ülkede ülke içinde yük taşımacılığında en çok kimi kullanıyoruz? Karayolu demiştik. Peki diyelim ki şöyle sordu. Ülke içinde maliyet açısından karayolunun mu maliyeti daha ucuzdur? Deniz yolunu mu dedi? Demir yolunu mu dedi? Demir yolu demeni bekliyorum. Bir daha söyleyeyim. Demir yolunun karayoluna göre yük taşımacında maliyeti daha uygundur, daha ucuzdur. Çünkü yine aynı mantık. Bir defada birçok yükü götürme becerisi var trenin demiştik. Peki bu yük trenlerinde daha çok ne taşınıyordu? Madenler demiştim. Sonra belki askeri araç vesaire diyebilirsin. Peki bizim ülkede oranları mı hinterland diye bir kelime öğrettim. Diğer adı neydi? Art bölge. Hinterland genişse mi iyi oluyordu, darsa mı? Hinterland genişse iyi oluyordu. Hinterland geniş olan limanlar genelde işlek önemli limanlardı. Karadeniz'de en önemli liman Samsun. Marmara Denizi'nde İstanbul. Öğrencilerim Ege'de İzmir. Akdeniz'in en işlek en önemli limanı kim? Mersin, sonra belki İskenderun demiştim. Hatırlayın, böyle tiyolar paylaştık. Peki bu ülkede hava yolu yolcu taşımacında ülke içinde bir ivme mi yakaladı? Evet. Yani şu anda karayolunun arkasından hava yolu ikinci sırada. Yani ülke insanımız uçağa binmeyi sevdi. Ülke insanı uçakla bir yerden bir yere gitmeyi artık tercih ediyor. Ve bunun gerekçeleri vardı. Tabii ki en önemli gerekçe beni bir yere daha hızlı yetiştiriyor olması. Öğrencilerim en önemli gerekçeler, hani neden uçağa binme kültürü arttı? Kredi kartı imkanları dedik, kampanyalar dedik. Öğrencilerim onun dışında havalimanı sayısının artmasının bir ilgisi var dedik. Bunun gibi soru tarzları öğrettim. Havalimanı demişken denizin içi doldurularak yapılan havalimanları kimdi? Ordu, Giresun ve öğrencilerim kimdi? Başka ne vardı? Rize, Artvin demiştik. İstanbul Havalimanı son dönemlerde yapılan transit uçuş anlamında Avrupa'nın da dikkatini çeken en önemli havalimanlarından biri midir? Evet. Atatürk Havalimanı kapandı mı? Kapanmadı. Sadece iç hat yolcuları yok ama kargo ya da özel uçaklar inmeye devam ediyor demiştik. Hani böyle dipnot. İstanbul'da 3 tane havalimanı var. E peki 2 tane olanlar vardı. Çanakkale'de, Balıkesir'de ve Muğla'da biliyorsunuz 2 tane havalimanı var. Biri Dalaman'da, diğeri Milas taraflarındaydı. Demek ki öğrencilerim böyle şeyler çalışmıştık. Şöyle bakıyorum, ne vardı? Boru hatları. Mesela öğrencilerim mavi akım neydi? Doğalgaz boru hattı. Bakü Tiflis Ceyhan petrol boru hattı. Kerkük Yumurtalık petrol boru hattı. Tanap öğrencilerim doğalgaz boru hattı. Türk akımı doğal gaz boru hattı. Peki Batman 4 yol petrol boru hattı. Doğu Anadolu, hocam Doğu Anadolu iletim hattı diye geçiyordu. İran üzerinden geliyordu. Doğal gaz boru hattı. Bakü, Tiflis, Erzurum doğal gaz boru hattı. O zaman böyle neyin doğal gaz boru hattı, neyin petrol boru hattı olduğunu lütfen ayırt edin, öğrenin demiştik. Peki bu ülkede hızlı tren 2009 yılında geldi. Önce Ankara-Eskişehir arası başladı. Sonra artık Konya'ya da Ankara-Konya arası, Konya-Karaman, Ankara-Karaman, işte böyle İstanbul'dan ta böyle Konya'ya
tren hatları var. İstanbul'a gidilen güzergahta hangi illere uğranılıyordu? Duraklar kimdi? Bilecik'e de uğruyordunuz. Yani Eskişehir dışında. Kocaeli'de uğruyordunuz, Sakarya'ya da uğruyordunuz ve öğrencilerin finalde İstanbul ve İstanbul'un karşı tarafına da Marmara'yı kullanarak ne yapabiliyorsunuz? Geçebiliyorsunuz. Peki öğrencilerim, hızlı tren nereye başka vardı? Yeni dönemde nereye yapılmıştı? Karaman ve Sivas'a yapıldı. Ankara-Sivas arası hızlı tren hattı da başladı dedik. Başka nereyi düşünülüyor? Bursa'ya düşünülüyordu. Nereye düşünülüyor? İzmir'e düşünülüyor. Yakın dönemde en azından yapımı devam eden projeler bunlardı. Mesela ÖSYM bir ara hızlı tren nereye gitmez dedi 2-3 sene önce ÖSYM. KPSS sınavında cevap Afyonkarahisar'dı. Ama bakın 5-6 yıl sonra belki bitecek ve artık Afyon'a da, Uşak'a da, Manisa ve İzmir'e de hızlı tren gidecek. Çünkü şu anda yapımı devam ediyor. Ama o dönemin şartlarında Afyon şu anda doğru cevap, çünkü hızlı tren daha bitmedi. Böyle bir ara bir karayolu KPSS test tekniğinde karayolları, demiryolları ile ilgili bahseden bir soruda kabotajdan bahsetmişti. Dostlarım, bu kabotaj kanunu neyle ilgili bir kanun? Deniz yoluyla. Yani yabancı gemiler, öğrencilerim, o sömürge devletleri artık istediği gibi at koşturmasın. Türkiye'nin vatandaşları o deniz ticaretinden daha iyi nemalansın diye, o Türk vatandaşının hakkını korumak üzere kullanılan, çıkarılan 1926'da bir kanundu. Hani bu kelimeyi duyduğunda aklına deniz ticareti gelmeli. Hatta böyle kabotaj bayramı diye bir bayram kutluyoruz. Onu da tarih bilginiz benden daha iyi zaten biliyordunuz. Bir hatırlatayım istedim. Peki bugün zevkli bir konu. Böyle öğrencilerim öğretmen olduktan sonra gezip dolaşacağımız yerleri aslında öğreteceğim. İnşallah memur olduktan sonra tatil planlarını yaparken ilgi alanınız ne ise işte ona göre sizi bilgilendireceğim. Yani aslında gezip gördüğümüz, yediğimiz, içtiğimiz yerler, belki bu konuda zaten benim gibi gezen dolaşan birisiniz. Belki bunların hepsini memuriyet sonrası saklamış ve planlayan birisiniz. O zaman umarım en güzel şekilde ülkemizi tanırız. Çünkü ülkemizin gerçekten her yerini görmek, her ilde mutlaka bir şeyler var ilgimizi çekecek, ilgi alanımıza gelecek. O yüzden ben de o duanın içindeyim. Şu anda belki yarıladım Türkiye'yi. Belki 35-40 tane memleket gezdim. Ama daha gezilecek, görülecek, yenilecek, içilecek, sohbet edilecek çok ortam ve insan var. Umarım hep beraber bunları gerçekleştiririz. Yani duamız o yönde. Hadi gidelim. Turizm konusu öğrencilerim başlasın. Ben size turizmde genelde böyle bir tane, aynı yılda iki tane sorulduğu böyle istisnadır. Yok değil ama istisna. Genelde turizmden bir tane soru geliyor ve işte biz de ya onu genel kültür bilgisinden ya da öğrencilerim gerçekten işte bu KPSS videolarını iyi dinlediğimiz için başarılı olacağız ve o soruyu kaçırmayacağız. O zaman başlayalım mı? Biz turizm ülkesi miyiz? Önce bir girişe böyle başlayalım. Evet. Yani hocam, dünyada turizm pastasından bir pay alan bir ülke miyiz? Evet. Dostlarım, turizmden böyle turist sayısı olarak dünyaya her ülkeye birileri gidiyor. Ve Türkiye'de dünya sıralamasında kendine turist sayısı olarak genelde ilk 10'da yer buluyor son dönemlerde. Yani son dönemlerde dünyada ilk 10 içerisinde miyiz? Genelde evet. Gelir sıralamasında da bazen ilk 10'a giriyoruz, bazen ilk 15'in içerisindeyiz. Yani artık dünyada 200-210 tane ülke olduğu düşünüldüğünde turizm pastası içerisinde ilk 10 içinde olmak ya da o gelir pastası içinde ilk 10-15'in içinde olmak genelde mutluluk verici. Ama biz hep neye güveniyoruz? Daha da iyisi olabilir. Türkiye bu işi daha da iyi yapabilir. O yüzden 2022 verisi ne diyor bize? Türkiye'ye öğrencilerim yaklaşık ne kadar gelir kazandık? Bu hizmet sektöründen yaklaşık 46 milyar dolar öğrencilerin bir gelirimiz olmuş. Yani Türkiye'ye gelen turistin, yabancı turistin Türkiye'de bıraktığı para 46 milyar dolar. Açığımızın 110 milyar dolar olduğu düşünüldüğünde, evet açığımızı öğrencilerim kapatmıyor demiştim daha önceki videolarda. Ama bakın hemen hemen yarıya yarı ne yapıyor? Bizi bir rahatlattırıyor. Ve Türkiye'de her zaman neye inanç var? Biz bunun daha iyisini de yaparız. Çünkü Türkiye o konuda kendine güveniyor.
Türkiye öğrencilerim emek de veriyor. Türkiye bu konuda kendini değiştirmek, geliştirmek de istiyor. Ozan öğrencilerim bu önemli. Türkiye turizmden para kazanabilen bir ülke. Ve daha da iyisini yapabilir. Yeter ki bu işleri güzel yapalım. Peki nasıl yapacağız? Böyle soru tarzları geliyor. Diyor ki Türkiye yabancı turist anlamında ilk 5'e girmek için. Şu anda mesela en çok turist kabul eden ülke sıralaması ilk 5'te değiliz dostlarım. 5 ile 10 arasındayız. Gelirde dediğim gibi 5 ile 10 bazen 10 ile 15 arasına denk geliyoruz. Peki ilk 5'e girmek için ne yapmak lazım? Neyi daha yaparsak daha iyi olacak? Şöyle birkaç seçenekler gösterelim. Mesela bizim ülke turizmden nasıl daha pasta kazanabilir? Mesela turizmi sadece yaza değil yıla yayarak. Yani öğrencilerim bunları bugün konuşacağız, diğer videoda konuşacağız. Yıla yayarak yani alternatif turizm olanakları oluşturarak. Yani bizim ülke malumunuz en çok deniz turizminden çok iyi para kazanıyor. İşte sonra belki kültür turizmi vesaire böyle arkasından geliyor. Ama ne kadar alternatif turizm oluşturursak, ne kadar böyle yıl boyu turizm çeşitliliği yaratırsak daha fazla müşteri çekeriz. O yüzden yıla yaymak sadece 2-3 ay içinde değil, yılın 12 ayı yabancı turisti çekecek aktiviteler yapmak. Yabancı turist bize neden tercih eder ve daha iyi ne yapmalıyız? Konaklama tesislerimizin kalitesi olduğu için bize geliyorlar. İşte ben de diyorum ki daha da iyisini yapmalıyız. Haliyle konaklama tesislerinin kalitesi arttıkça, bu ülkede nitelikli işçi yani dil bilen insanlarımızın sayısı arttıkça, ulaşım imkanlarının sayısı arttıkça, siyasi ilişkilerin öğrencilerim, siyasi ilişkiler de burada önemli geliştikçe, yani dış politikada daha barış yanlısı birçok ülkeyle arayı tutan politikalar izlediğimizde karşılıklı bir turizm gelişiyor. Bu da hayatın bir gerçeği. Yani o politik duruşunuzun, öğrencilerin politik söylemlerinizin de turizme etkisi olduğunu bilmenizi istiyorum. Hocam bizim ülkeye turist neden geliyor? Yapılan böyle anlaşmalar var. Yani o paket anlaşmaları, haliyle uçak firmalarıyla yapılan anlaşmalar, haliyle tur şirketleriyle yapılan anlaşmaların bir etkisi var. Bunlar yabancı turistin ülkemize gelmesinde çok etkili. Ve tabii ki çok klasik bir seçenek. Biz yabancı turisti nasıl biraz daha çekebiliriz? Tanıtım ve reklam. O zaman tanıtım reklamlarının da bir ilgisi var. Çünkü halen Türkiye'mizi tanımayan bir sürü insan var. Halen bizi bazen böyle sokak videolarında görüyorsunuz. Türkiye deyince diyor aklına ne geliyor? Halen bizi çölde zanneden, halen böyle Arap kıyafeti giydiğimizi düşünen, çölün içinde yaşadığımızı düşünen, bir bedevi toplum olarak lanse edilen imajlar var. O yüzden bizim ülkemizin nasıl bir yer olduğunu, ülkemizin o doğal ve kültürel güzelliklerini göstermeliyiz ki insanlar da buraya tabii ki ne yapsın? Tercih yapsın. Ve tabii ki o gelen misafiri de en iyi şekilde ağırlamak lazım ki, hani ilgi göstermek lazım ki o da gitsin kendi ülkesinde tırnak içinde bizim reklamımızı yapsın. Çünkü en iyi reklam da inanın o gelen kişiyi memnun etmek oluyor. Gittiği her yerde Türkiye'yi ya da o geldiği şehri, geldiği o tatil yerini, oteli tanıtımını yapıyor. Ama tam tersi dostlarım bazen duyuyoruz işte özellikle taksicilerle ilgili yaşanan durumlar. Bazen böyle bir kötü imaj yakalandığında ya da otelde başına bir sıkıntı geldi ama ilgi gösterilmedi. Ya da işte emniyete gitti ilgi gösterilmedi. Böyle bir şey olduğunda da maalesef bu bize bir kötü imaj olarak dönebiliyor. Ozan öğrencilerim bizler ne yapacağız? Bizler alternatif turizmi geliştireceğiz. Var olan turizmi daha iyi yapacağız. Konaklama tesislerimizin kalitesini, konforunu artıracağız. Ulaşım imkanlarını artıracağız. Ve tabii ki insan turistlere, hani derler ya böyle bir ne diyeyim ifade olarak onu düşünüyorum. Hani böyle kaz gibi yolacak mantığıyla değil de gerçekten ona bir müşteri, bir insan gözüyle davranmak. Çünkü mesela bu da itici bir faktör. Artık sosyal medya çağında yaşıyoruz. Turistler İletişim halindeler, birbirleriyle sürekli iletişim halindeler. Yaptığınız kötü bir imaj, yaptığınız kötü bir karşılama ya da bir saygısızlık olumsuz faktör olarak dönebiliyor. Peki öğrencilerim, burada yani şu uyarıda bize yönelik bir şey var. ÖSYM bir ara bunu sordu dostlarım, dedi ki. Ve biliyor musunuz iki kere geldi. Bir ara böyle 2008-2009'larda, bir tanesi yakın dönemde 2021 ya da 22 olsa gerek böyle bir soru geldi.
Ve öğrencilerim biliyor musunuz, bazı coğrafyacı dostlar bu soru ilk paylaşıldığında biraz tırnak içinde söylüyorum, biraz zorlandı. Yani iş turizm Türkiye'de artmaya başladı. Aşağıdakilerden hangisinin katkısı daha azdır dedi. Öğrencilerim konu iç turizm. Yani diyor ki bizim insanımız da gezmeye başladı. Acaba Türkiye'ye katılan iş turistin o iş turizm faaliyetinin artmasında neyin etkisi var? Mesela turizm alanlarının tanıtılmasının bir etkisi var mı? Yani sosyal medyada ya da işte böyle televizyonlarda, radyoda ne kadar bahsediyorsan insanlarda bir ilgi çekiyor ve insanlar bunu bir hedef olarak belirliyor. Öğrencilerin ulaşım olanaklarının artmasının bir ilgisi var mı? Yani Türkiye'de artık önemli tatil yerlerine uçakla gidilebiliyor olması, işte karayollarının daha konforlu ve daha kaliteli olması, işte bazı yerlere hızlı trenle gidebiliyor olmanız, işte başta hani İstanbul bir tatil yeri anlamında. Haliyle öğrencilerim gelecek dönemlerde işte İzmir'e biterse, işte Konya, bunlar böyle madem tren var, madem hızlı tren imkanı var, hadi günü birlik gidelim, hadi hafta sonumuzu burada değerlendirelim tarzı çalışmalar oluyor. İşte şu dostlar, ÖSYM yakın dönemde iş turizmin gelişmesinde hangisinin etkisi daha azdır dedi. Öğrencilerin, hoca arkadaşlarımın bazıları buna takıldı. Eğitim düzeyinin yükselmesinin turizmle bir ilgisi yok dedi. Oysa öğrencilerim biliyor musunuz? Var tabii ki. Nasıl bir ilgisi var? Öğrencilerim eğitimle turizm arasında şöyle bir ilişkisi var. Bunları hep bugün kanıtlamaya çalışacağım. Bir kere sen nasıl geziyorsun? Bir şeyi bildiğin için geziyorsun. Yani İstanbul'a hadi gidelim gezmeye. Düşünsene eğitim yönün sıfır. İstanbul hakkında hiçbir bilgi sahibi değilsin. O zaman bir kere hedef olarak koymazsın ki. Ama öğrencim sen İstanbul'da Sultanahmet'in olduğunu biliyorsan, Süleymaniye Camisi'nin olduğunu biliyorsan, Osmanlı'nın 600 yıl İstanbul'dan yönetildiğini ve çok önemli sarayların, Topkapı Sarayı gibi devlet yönetiminin bulunduğu yeri biliyorsan bir hedef olur. O yüzden bilen adam gezer. Bilmeyen adam öğrencilerim gezmez. O yüzden bilmez çünkü. Ya da erteler. Mesela ben Siirt'ten bir ara bir yengem gelmişti. Hani benim için önemli biridir. Yengem seni Nevşehir'e götüreyim. Oğlum ne var dedi. Peri bacaları var. Böyle güzel güzel doğal güzellik taşlar. İki taş için bizi götürme dedi. Yani 3 saat 4 saatlik yolu iki taş için mi çekeceğim deyip gitmedi. Oysa Türkiye'de peri bacaları mutlaka görülmesi gereken bir yerdir. Ama işte o bilgi, eğitim bakın burada devreye giriyor. Gelir düzeyi arttıkça insanlar bir tatil kültürü oluşturuyor. Artık böyle eğitimli ailelerde ya da belli bir maddi gelir üzerinde olan ailelerde bir tatil kültürü var. Öğrencilerim biliyorsunuz Türkiye yani kabuk değiştiriyor. Bizim babalarımız için ya da dedelerimiz için biliyorsunuz tatil demek memlekete gitmek demekti. İşte köye gitmek demekti. Ama şu anda tatil demek yani özellikle büyük şehirde yaşayan insanlar için o yoğun iş temposundan biraz böyle deşarj olma adına kentin o gürültüsünden, o keşmekeşinden uzaklaşıp rahatlama demek. Gidip bir deşarj olma demek ve tekrar gelip güzel bir şekilde iş hayatına daha mutlu ve daha pozitif dönme demek. O yüzden bunlar hep ilişkili mi? Evet. O zaman iş turizm Türkiye'de neden artıyor? O zaman bu gibi şeylerin etkisi var. Maddeler artırabilirim. Mesela kredi kartı kültürünün artmış olması. Türkiye'de biliyor musunuz? Daha iyi biliyorsunuz hatta benden tatil kredisi. Mesela ben hiç böyle kredi çıkıp tatile gitmişliğim yoktur ama. Yani Türkiye'de böyle kampanyaların yapılmış olması. Öğrencilerim işte böyle grup indirimlerinin, paket indirimlerinin yapılmış olması. Yani 10 kişi gelirseniz size şöyle olur. İşte şu şu tarihlerde otelimizde oda fiyatı şudur gibi. Bir takım kampanyaların yapılmış olması. Türkiye'de iş turizmde ne yapıyor? Bir hareketlilik getiriyor. Peki öğrencilerim gerek yabancı turistin ülkemize gelmiş olması ve daha iyi gelmesi için umut etmiş olmamız. İş turizminin Türkiye'de gelişmiş olmasının bir yararı nedir? Neden biz bu hizmet sektörünün gelişmesini istiyoruz? Çünkü öğrencilerin bir gerçek var. Ticarete bir hareketlilik getiriyor. Yani turizm geliştiği zaman bir sürü sektör ekmek yiyor. Pandemi hatırlayın. Otellere turist gitmediği için yabancı ya da yerli turist. O otelle ilişkili bir sürü esnaf da bundan etkilendi. Mesela denilir ki bir otel yaklaşık 40-50 tane esnafı kalkındırıyor.
Çünkü öğrencilerim otel full çektiği zaman, otelde işler güzel gittiği zaman, o zaman mobilyacısı da para kazanıyor, halıcısı da para kazanıyor, yıkamacısı da, rentekarcısı da, yani işe böyle bakın. Dışarıdaki restorançısı da, çünkü otele gelen müşteri dışarı çıkabiliyor. Ya da işte otelde lamba alınıyor, otele öğrencilerim kıyafet alınıyor, çarşaf alınıyor. Hani böyle aklıma gelen yastık kılıfı vesaire, perde alınıyor, televizyon alınıyor. O zaman bu gibi aktiviteler ya da işte gıda, yani günde 3 öğün 4 öğün yemek veriyorsun. O zaman o et ürünleri, süt ürünleri, içki türleri, haliyle ekmek, baktığınız zaman bir sürü sektör mesela ne yapıyor? Ekmek kazanıyor. Yani sadece otelin kendisi olarak düşünmeyin. Otelin iş yaptığı diğer iş kollarını da düşünerek bu soruya cevap verin. Hocam, en önemli özelliklerinden biri tabii ki istihdam sağlıyor. Özellikle bizim ülkede deniz turizmi diğer adıyla yaz turizmi öne çıktığı için özellikle yaz aylarında bir hareketlilik oluyor tatil yerlerine. Nasıl çalışmaya, hani böyle tatile giden insanlar olduğu gibi mevsimli göç olarak çalışmaya giden de bir sürü insan oluyor. Peki turizm geliştiği zaman inşaat sektöründe bir canlanmalar. Çünkü yeni oteller, yeni evler, yeni villa konsepti yerler, yeni böyle devre mülkler, ne yapıyorsunuz, bir hareketlilik geliyor. Ulaşım gelişiyor, haberleşme ağı ya da belediye hizmetleri öğrencilerim gelişiyor. Çünkü yabancı turistin olduğu bir yere, yerli turistin olduğu bir yere o belediye hizmetleri aksarsa bir daha gelmez ki. O yüzden tatil beldelerinde bu işlerin iyi planlanmış ve iyi organize olunması lazım. Girişte söylemiştik, açık kapatıyor demiştik. Ve tabii ki öğrencilerim turizmin yararları içerisinde bir kültür alışverişi oluyor. Yani ne diyelim, vizyonunuz değişiyor. Öğrencilerim o yüzden ben tüm meslektaşlarıma, yani tüm memur dostlarıma, hani memur olmak isteyen arkadaşlarım, inşallah belki zaten anne babanız sayesinde bir tatil kültürünüz vardır. Ama olmayanlar ya da yeni olacaklar için de umarım o ilk maaşları aldığınızda bir tatil parası hazırlayıp o mesleki hayatınızın belli dönemlerinde tatile gidersiniz. Yabancı insanlara denk gelebilirsiniz. Çünkü bu bir vizyon. Çünkü öğrencilerim demek ki Türkiye dışında insanlar varmış. Demek ki Türkiye dışında başka bir dilde konuşuluyormuş. Demek ki Türkiye'de atıyorum biz böyle giyiniyoruz, bunlar böyle giyiyor. Demek ki o kültürde böyle bir olumlu ya da olumsuz hani imajlar oluşuyor sende. Yani bunları görme adına en azından o yabancı turistleri tanımak burada önemli. Hele ki dil de biliyorsanız zaten değmeyin keyfinize. Peki turizmin bunlar olumlu yerlere. Kötü bir haber, az önce biraz alttan ifade ettim. Turizmin kötülükleri de var. Hocam turizmin kötülükleri ne? Öğrencilerim turizmin en büyük kötülüğü işte biraz çevreye oluyor. O yüzden turizm ülkelerinde çevre duyarlılığıyla turizm gelişmesi lazım. Ama bizim ülkede de bazen hızlı kararlar veriliyor. Bazen işte çabuk kararlar veriliyor. Yeter ki turist gelsin ama diğer kısım önemli değil gözüyle bakılıyor. Ve bu yüzden doğal çevreye zararlar verildi. Bazı yerler olması gerekenden daha büyük hale geldi. Yani öğrencilerim bunlar işte bir aksaklık. Yine az önce ifade ettim, bunlar devletin kitaplarında geçtiği için konuşuyorum dostlar. Doğal çevre dışında mesela çıkar ilişkileri öne çıkıyor. İşte bu kötü bir şey. Yani böyle turiste böyle onu yolacak şekilde bakmak ya da onu kandıracak şekilde böyle hizmet etmek iyi bir şey değil. Maalesef Türkiye'de bunlar da yapıldı. Biliyorsunuz yerli turiste, yabancı turiste farklı fiyatlar çekilir. Aslında bu normal bir şey. Çünkü her ülkede bu böyledir. Ama işte çok abartılı almak, hani böyle %100 kâra ulaşmak, sırf hani turisttir bu, Türkçe bilmiyordur bu, ne söylesek inanır lafı işte bizde kötü bir imaj oluşturuyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Bunlar da böyle turizmin olumsuz yanları diye geçiyor. Çok soluksuz konuştum. Çok böyle tempolu gittik. En aşağıda bu uyarı var. Peki bize en çok turist çok farklı milletlerden geliyor da en çok nereden geliyor? Öğrencilerim bize Almanlar çok gelir. Bunun içinde bu Almanya hani ülkesinin içinde gurbetçilerimizin de olduğunu söylemek isterim. Hocam Ruslar Türkiye'ye çok gelir. Doğrudur.
Yani hem siyasi etki, hem öğrencilerim Rusya'nın hani güney sahilleri gibi, bizim güney sahilleri gibi sıcak denizleri olmaması haliyle Rusların bizim ülkeyi, işte başta Alanya olmak üzere, Türkiye'de artık bazı yerlere gittiğinizde Rus ağırlıklı böyle müşteriler görüyorsunuz. Ya da otelin %90'ı yabancı turist ve Rus, %10'u diğer insanlarımız. İşte Birleşik Krallık derken de dostlar, işte İngiltere, biliyorsun Birleşik Krallık içinde 3-4 tane ülke var. Özellikle burada İngiltere kastediliyor. O zaman Almanya, Rusya, Birleşik Krallık bizim ülkeyi daha çok tercih ediyor diyebilirsiniz. Peki öğrencilerim, şuraya doğru hazırsanız girelim mi? Bizim ülkede çeşitli turizm aktiviteleri var. Gelin onlar hakkında böyle konuşalım. Gelebilecek ya da gelmiş soru tarzlarını hatırlatarak o gelebilecek soru tarzlarını yakalamaya çalışalım. Bu ülkede deniz turizmi diye bir şey var. Deniz turizmi ne? Yaz turizmi ya da kıyı turizmi, sahil turizmi dendiğini bilelim. Öğrencilerim, bizim ülke bir Akdeniz ülkesidir. O zaman Akdeniz ülkeleri özellikle yazları sıcak ve kurak geçtiği için bizim ülkede tercih edilir. Yani bize gelmek isteyen deniz turizmi anlamında ne yapmaya gelir? Güneşlenmeye gelir. O sıcak denizde yüzmeye gelir. Ve eğer otel dışında bir paket almışsa o otelin dışındaki ilin güzelliklerini ya da alternatif imkanlarını görmeye gelir. O zaman önce şunun üstüne gidelim. Bizde deniz turizmi maksadıyla nereye geliniyor? Öğrencilerin farkında mısınız? Önce bir olumluları alalım, olumsuzu ikinci plana bırakalım. Biz de turist Antalya'ya gelir. Hocam deniz turizmi maksatlı Muğla'ya gelir. Aydın'a gelir. Öğrencilerim, yerli turist ya da yabancı turist şu sahilde takılır. Marmara Denizi sahilleri belki yine alabilirsin. Batı Karadeniz sahilleri yine alabilirsin. Şurada durdum. Dostlarım, şuraya kadar yerli ve yabancı turistin geldiğini biliyoruz. O zaman önce eleştirel gidelim. Sonra neden oraya geldiklerini sorgulamaya başlayalım. Soru 1. Neden burası tercih edilmiyor? Çünkü adı üzerinde bu deniz turizmi. İnsanlar güneşlenmek istiyor. Ya da denizde kendisi, eşi, çoluk çocuğuyla yüzmek istiyor. Haliyle burada güneşlenme süresi iyi değil. Eski bilgiler. Bulutluluk gün süresi çok. O zaman bulutluluk gün süresinin çok olması, güneşlenme süresinin iyi olmaması burada deniz turizmini çok geliştirmemiş. Yerli insanımız mutlaka burada da plajlar vardır, gidiyordur, yüzüyordur ama başka bir ilden gelme ya da yabancı turistin başka bir ülkeden gelme olasılığı burada daha düşük. Peki hocam, sadece tek neden bu mu? Zaten burası deniz turizmi adına şöyle uygun değil. Sağlıklı plajlar, abartılı böyle plajlar göremiyorsunuz. O zaman o plajların sıklığının olmaması. Öğrencilerim, burada falezli kıyılar çoktu. Özellikle Doğu Karadeniz için konuşuyorum. Falezli kıyılarda kıyı önü derin olur. O zaman o kıyı önünün bir anda derinleşiyor olması. Ve bir şey daha dostlarım. Otel imkanlarının, yani konaklama tesislerinin kalitesinin, nitelikli işçinin burada olmaması. Yani yabancı turist diyorum, Trabzon'a denize girmek için gelse diyelim ki bu sene yazlar sıcak geçecek, Trabzon'da hiç yağmur yağmayacak dese ve bir anda buraya Rus akını olsa Trabzon otelleri bunu kaldıramaz. Evet, Trabzon'da oteller var ama yoğun bir turist kafilesini 3 aylığına kaldıramaz. Mesela Antalya senede 10 milyon turist alıyor. Yani Trabzon'a 2 milyon turist gelsin tıkanır. Hani o anlamda söylüyorum, ya da işte Ordu'ya, Samsun'a. Çünkü otel kapasiteleri bu kadar uygun değil. Ya da aynı kalitede otel sınıfı yoktur. O zaman bu gibi detaylar deniz turizminin burada gelişmemesine yol açmış. Aynı şey şurası için geçerli. Neden Hatay'a, neden Adana'ya, neden Mersin'e özellikle yabancı turist gitmiyor? Yani öğrencilerim, evet, Mersin'de yazlıklar var, Adana'da, Hatay'da insanların yazlıkları var. Mutlaka yerli halkın gittiği plajlar ya da yakın illerden gidilen plajlar var ama ben özellikle burada biraz yabancı turist odaklı gidiyorum. Yabancı turist farkında mısınız? Akdeniz'in doğusunu seçmiyor. Hocam, Akdeniz'in doğusunu neden seçmiyor? Çünkü şöyle bir gerçek var. Burası, yani Akdeniz'in doğusu, biraz daha çok Türkiye'de sanayi ve tarım yeri. Yani fabrikaların çok olması, tarım arazilerinin çok olması, turizm yatırımlarının zamanında buraya yönelmemesine yol açmış.
O yüzden hani burada insanların, tekrar söylüyorum, biraz daha çok yazlık konsepti çok. Yabancı turistin de belki aldığı yazlıklar vardır ama istisnadır diyorum. Daha çok yerli insanımızın evleri var. Peki öğrencilerim, hani böyle eleyerek gitmeye çalışıyorum. Gelebilecek her soru tarzını öğretmeye çalışıyorum. Nereden keseyim? Bakın şu İzmir'in bu tarafından kesiyorum. Neyi? Bağlantıyı yakala. Üstünden siyah renk geçilen yerler yine yabancı turistin deniz turizmi adına gelmediği yerler. Yani öğrencilerim, buraya da genelde gidecekse bizim insanımız gidiyor. Yani Balıkesir Ayvalık'a ya da öğrencilerim Balıkesir Erdek'e, Yalova'ya ya da İstanbul'un böyle adalardaki plajlarına ya da işte Karadeniz'e bakan cephedeki plajlarına diyorum, Şile gibi mesela, bizim insanımız gidiyor. Abartılı yabancı turist buraya nokta atışı gelmiyor. Peki o zaman ben de isterseniz her şeyi sileyim. Bu sefer ona odaklanalım. Yabancı turist Türkiye'de nereye geliyor? İzmir, Aydın, Muğla, Antalya. Hangi maksatla başlığımı kaçırma? Deniz turizmi anlamda sorguluyorum. Öğrencilerim, biliyor musunuz, bu bir ÖSYM sorusu. Neden buraya geliyorlar? Çünkü ulaşım imkanı daha iyi. Yani kendi geldiği ülkeden direkt bu illerle uçak bağlantısı, haliyle tur firmalarının anlaşmaları var. Bu bir. Hocam burada deniz suyu sıcaklığı uygun, yani enlem etkisi. Öğrencilerim burada tabii ki otel konaklama tesislerinin kalitesi, yani sınıf anlamında 5 yıldızlı otellerin daha çok olması. Nitelikli işçi, yani dil bilen, bu işin eğitimini almış garsonun, barmenin, resepsiyoncunun olması. Bir de dostlarım, bir etken daha, burada alternatif turizmin de olması. Dostlarım, bazı turistler sadece otele gelir. Her şey dahil sistemi vardır ve sadece otelin içinde kalır. Ama mesela bazı turistler paket alıyor. Diyor ki efendim, Muğla'ya geldiğimizde, bunları hep anlatacağım size, bugün ATV gezisi yapacağız. Bugün işte otelden çıkıp Kanyon Vadisi'ne rafting'e gideceğiz. Bugün sizi böyle bir kiliseye götüreceğiz. Ya da işte Ortodos Kilisesi'ne götüreceğiz. Yahudiler için önemli bir havra var, oraya gideceğiz. Ya da doğal bir güzellik var, buraya gideceğiz. Yamaç paraşütü var vesaire. Böyle sana bir paket sunuyor ve sen de bunu kabul ediyorsun. Ve o yüzden alternatif turizm anlamında imkanlar var burada. O zaman bu gibi etkenler turizmin buralarda daha öne çıkması yol açıyor. Olay bu. Peki öğrencilerim, yat turizmi ne? Bizim ülkede yat turizmi şu demek. Varlıklı insanların genelde öğrencilerim tekneleri oluyor, yat tekneleri. Ya da bu işi firma anlamında yapıp tekne kiralayanlar var. Yani ya satın aldığınız teknenizle diyorum, ya da kiraladığınız teknenizle. Türkiye'de çok önemli koylar var, yine Antalya'da, Muğla'da, Aydın'da ve İzmir'de. Haliyle öğrencilerim, yat turizmi ne demek? Kiraladığınız yatla diyorum, ya da satın aldığınız yatla önemli koyların, körfezlerin olduğu yerde demirleyerek tatil yapmak. Yani halk plajı denilen plajlarda değil de kendi özel teknenizle istediğiniz yere açılarak, istediğiniz yerde demirleyerek önemli böyle fazla insanın bilmediği ya da fazla insanın gitmediği, keşfedilmemiş koyları haliyle keşfederek bir tatil konsepti yapıyorsunuz. Mesela geçen yaz ben bu deneyime ilk defa ulaştım. Güzel oluyormuş. Vallahi güzeldi. Yani az önce dediğim gibi 4-5 tane koy gezildi. Ve gerçekten o koylar, ilk defa böyle temiz sularda yüzdüğümü hissettim. Ya diyorsun, evlatlarımın hoşuna gitti, eşimin hoşuna gitti. Vallahi güzelmiş yani. O yüzden hani Allah herkese nasip etsin. İşte bazı insanlar, öğrencilerim var böyle, bazı varlıklı ailelerin çocukları, hocam işte kiraladığımız yatla işte babamın dostları da geldi, İşte şu koydan şu koya doğru ilerledik, İzmir'den Muğla'ya kadar hep teknenin içinde 10 gün gezdik diyen böyle öğrencilerimiz var. Haliyle kıskanmıyorsun ama imreniyorsun. Ya diyorsun, inşallah böyle bir gün, keşke bizim de bir tatilimiz böyle olsa ve bu mutluluğu biz de yaşasak. O yüzden öğrencilerim, kastettiğim şey bu. Şimdi biraz bu yaz turizminde, bu yat turizminde bir de şuna değinelim isterseniz.
kruvaziyer turizm diye bir şey var. Şimdi öğrencilerim, bunlar Türkiye'de önemli koylar. Türkiye'de işte böyle insanların yat tekneleri ya da o kiralık tekneler ya İzmir'de oluyor. Ya işte Kuşadası, hani memleketleri bilmeyenler için konuşalım, Aydın. Bodrum, Muğla. Datça, Muğla. Bozburun, Muğla. Marmaris, Muğla. Göçek, Muğla. Fethiye, Muğla. Kemer, Antalya. O zaman buralara gittiğinizde böyle marinalar olur. Yat teknelerinin bulunduğu yerler olur. Ya da işte İzmir'e en başta söyledik. Peki kruvaziyer turizm ne? Öğrendim bu sefer yat teknesi değil. Böyle otel gibi gemiler var. Öğrencilerim, dünya turu yapan firmalar var böyle. Akdeniz turu yapan firmalar var. Ya da belli limanlar arası böyle tur yapan gemi firmaları var. Bu firmalara başvuruyorsunuz ve diyor ki firma, efendim diyor, hoş geldiniz. Sizi her ülkede şu iki limana götüreceğiz. Yunanistan'da şurada demirleyeceğiz. Türkiye'de şurada demirleyeceğiz. Efendim sonra Lübnan'a geçeceğiz. Ondan sonra Hindistan'a geçeceğiz. Böyle bildiğiniz dünya turu yapılan, mesela Amerika'dan başlayıp Türkiye'ye kadar gelen, Hindistan'a kadar gelen böyle firmalar var. Bunlar böyle otel gibi gemiler. Yani bildiğin otel, içinde yüzme havuzu da var, tenis kortu da var, restoranlar, balo salonları vesaire vesaire. Şimdi konumuzla ilgisi şu: bu kruvaziyer turizm firmaları bizim ülkede de bazı limanları seçiyor mu? Bilmiyorum, bilmeyen dostlarım için buradan bir kere ÖSYM sorusu geldi. Acaba bizde hangi limanlar seçiliyor dedi. Yani böyle yabancı gemiler geldiği zaman kruvaziyer turizm olarak nereye geliyor dedi. Bunu küçük bir not alalım. Öğrencilerim, Aydın Kuşadası Türkiye'de önemli rotalardan biridir. Haber kültürünüz iyi mi? İstanbul'da işte bu kruvaziyer turizm gelişsin diye bir yer yapıldı. Ben de daha İstanbul'a ailem orada olduğu için belki senede böyle bir 10 defa gidiyorum ama daha böyle bu niyetle oraya uğrayamadım. Galata Port diye bir yer yapıldı. Öğrencim, Galata Port'un yapılma amaçlarından biri işte o yat turizminin ya da kruvaziyer turizmini geliştirmek. Mesela 2022 TÜİK verilerine bakıldığında en çok Kuşadası'na ve sonra öğrencilerim İstanbul'a gelmiş kruvaziyer gemiler. Onun dışında Alican Hocam, Türkiye'ye nereye geliyorlar? İzmir'e ve Antalya'ya geliyorlar. Yani Antalya, Aydın Kuşadası, İzmir ve İstanbul diğerlerine kıyasla en çok tercih edilen yerler. Ama bu dört yer içinde en marka kim? Aydın Kuşadası ve İstanbul dostlarım. Hocam, sağlık turizmi nedir? Öğrencilerim, burada biraz dikkat ederseniz çok memnun olurum. Artık sağlık turizmini biz ikiye ayırıyoruz. Eskiden biz sağlık turizmi derken öğrenciye 2007'lerde 8'lerde ders anlatırken aklına kaplıca gelecek diyorduk. Yani diğer adıyla kaplıca turizmi, diğer adıyla termal turizm diyorduk. Öğrencilerim, bu konuyu işlemişiz biliyorsunuz. Türkiye'de fay hatları var. Türkiye'de, hatırlayın o dersi, hemen şöyle çizerek göstermek istiyorum. Türkiye'de Kuzey Anadolu fay hattı. Türkiye'de Doğu Anadolu fay hattı, Türkiye'de Batı Anadolu fay hattı diye fay hatlarım var. O zaman bu fay hattı üzerindeyseniz demiştik, yerin altından sıcak su çıkıyor ve mineralli su olduğu için, şifalı olduğu için insanlarımız, gerek yerli turist, son dönemlerde çok ilginç yabancı turist Türkiye'ye gelip sağlık açısından bu turist aktivitelerini yapmaya başladı diyelim. Peki, öğrencilerim, bizde kaplıca derken böyle yabancı turistin de gelmeye başladığı, yerli turistin de çok rağbet ettiği o kaplıcalar kim? Burada belirtmişimdir. Öğrencilerim, bir sonraki sayfada sanki böyle örnek verdiğimi hatırlıyorum ama ben buradan vereyim. Afyonkarahisar, Türkiye'de kaplıca deyince, kaplıca turizmi deyince, yani bu ülkede kaplıca konseptini en iyi pazarlayan, yerli yabancı turistin böyle gidip dillendiği ve o kaplıca aktivitesini yaptığı marka yerlerden biridir. Bakıyorum, aklıma İzmir, Aydın geldi. Aklıma böyle Kütahya geldi. Yalova, özellikle öğrencilerim, belki giden dostum vardır ya da oradan dinleyen, özellikle Arap müşterilere çok hitap eden bir yer.
Yani Yalova Termal diye bir yer var, oraya gittiğinizde özellikle böyle o kaplıca sezonunda Arap turistleri çok görüyorsunuz. Hocam bunun bir sezonu var mı? Aslında her ay gidilebilir. Yani o yüzden ÖSYM'e bir ara bunu sormuştu. Termal turizm 12 aylık bir turizm aktivitesidir. Evet. Ama genelde hani Araplar için konuşuyorum. Yazın İstanbul'u gezmeye gelirken bir Yalova'ya da uğruyor böyle. O yüzden biraz yazın daha bir hareketleniyor. Ama yılın her ayı öğrenci değerlendiriliyor. Size kendimin kaplıca turizmini sevdiğimi söylemiştim. Ben mesela kışın gitmeyi daha çok severim. Hani o soğuk günlerde sıcak böyle kaplıcalara gitmek hem vücut açısından hem de öyle sağlık açısından iyi olduğunu düşünüyorum. E peki Ankara demek kaplıca, Bolu demek kaplıca, Türkiye'de böyle kaplıca deyince akla böyle kim gelir diye bakıyorum, Sivas. Mesela bu illere gittiğinizde gerçekten bu illerin böyle kaplıcaları meşhurdur dostlarım. En azından bunu bir söylemek isterim. Sayı artırabiliriz ama böyle marka yerler olarak biraz bunlar geldi aklıma. Şimdi burada biraz dikkat. Sağlık turizmi deyince aklımıza başka ne gelecek? Artık bir şey daha var. O ne hocam? Hastanelere gelip tedavi olma. Yani öğrencilerim, bizim ülkede artık devlet ya da özel hastaneler anlamında önemli hastaneler var. Önemli doktorlar var. Nasıl biz eskiden böyle Avrupalara, Amerikalara tedavi olmaya gidiyorsak, oradan ama daha çok Orta Doğu, daha çok Türkiye Cumhuriyetlerden, Rusya gibi yerlerden bize tedavi olmaya gelenler var. Yani öyle özel hastanelerimiz, öyle kıymetli doktorlarımız var ki, öğrencilerim gerek hani cerrahi operasyon olarak, yani atıyorum oluyor ya işte kalp nakli için geliyor. Yok işte böyle Antalya'da hatırlayın yüz nakli için geliyor. Yani bir ameliyat durumu. Ama bir de şeyi görün istiyorum. Bunu da duymuşsunuzdur. Türkiye'de bir estetik anlamında bir imaj yakaladı. Yani Türkiye'de saç mı ekeceksin? Türkiye'ye gel. Türkiye'de işte detoks mu yapacaksın? Burun ameliyatı mı yapacaksın? Türkiye'ye gel. Yani o hani kadına yönelik ya da işte erkeğe yönelik bir takım estetik operasyonlar işte başta İstanbul olmak üzere Türkiye'de çok yaygınlaştı. O yüzden özellikle İstanbullu dinleyicilerimiz bana hak verecektir. Biliyorsunuz işte az önce ifade ettim, ben de ara ara İstanbul'a gelirim. İstanbul'a böyle gezmeye geldiğinizde ya da metrobüse, metroya bindiğinizde bakıyorsunuz hani bir sürü insanın kafasında böyle işaretler var. Diyorsunuz bu adam saç ekmeye gelmiş. Ya da kadının böyle bakıyorsun burnunda böyle bir hani kapatılmış bir tedavi süreci geçirmiş, belli. Ya diyorsun bu burun ameliyatına gelmiş. Önemli olan burada işte biraz korkulan şu, duymuşsunuzdur belki. Bu estetik anlamda Türkiye'de marka olduk ama merdiven altı da çok. Yani kaliteli yerler dışında kalitesiz yerler de çok. O yüzden hani böyle saçınızdan olabileceğiniz, işte böyle dudağınızdan olabileceğiniz, burnunuzdan olabileceğiniz yerler de var. O yüzden ne olur dikkat. Biz de inşallah bakalım parayı biraz kazanırsak burnumuzu yaptırırız etrafı. Belki diğer sene farklı bir imajla ve böyle tabii bu senenin en önemli zorluğu benim için. Şimdi böyle insanoğlu özellikle erkek olarak bilmiyorum bakan mutlaka vardır ama ben hiç böyle saçımın arkasına çok odaklanmam. Şimdi böyle ders anlatınca saçın arkasına odaklanınca şeyi görüyorsun yani kelleşmiş arkası. Ve orada saç da ektirmek lazım. O yüzden bakalım yani iyi para kazanırsak niye olmasın. Peki öğrencilerim burada duralım mı? Etrafa ne oldu? Bir nefes aldırayım mı? Aynen. Biraz daha mı? Kaç oldu? 43. Duralım o zaman. O zaman burada duralım. Etrafa dur diyor. Burada duralım. Çünkü iki tane video yine düşünmüştüm turizm için. O zaman o ikinci videoyu güzel bir şekilde turizm aktivitelerini çalışarak ilerleyelim. Deniz turizmi çalıştık, yat dedik, kruvaziyer dedik, sağlığı hallettik. Ama da halletmemiz gereken başlıklar var. Ne olur can kulağıyla dinlemeye devam. Hani böyle son düzlüğe geldik. O son düzlükteki koşu misali. Temponu bırakma. Temponu bırakma, finale yakınız. Ama her şeyi öğreteyim istiyorum. Her şeyi benden al istiyorum. O müdavimlerime sesleniyorum. Böyle bir iki video dinleyip çıkan değil. İlk videodan son videoya kadar ben bu hocamı dinleyeceğim. Ben bu hocadan öğrenmem gereken önemli şeyler var diyen dostlarıma sesleniyorum. Lütfen direnin. Lütfen pes etmeyin. Çünkü öğreniyoruz. Çünkü gelişiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.